Teşekkürler Sayın Hançoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı konuşacak. Buyurun Sayın Sancaklı. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım ve bizleri televizyonları başında izleyen Büyük Türk Milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, duygusal bir gün. Srebrenica'yı anma günümüz. Tabii şu anda inanın Bosna'dan bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seyrediyorlar. Ve bugün burada alınmış olan bir karar, bütün partilerin ortak görüşüyle böyle bir görüşmenin açılması ve gerçekten bunun tekrardan dünyaya duyurulması açısından Bosna'dan da büyük teşekkürleri var, büyük minnetleri var. Ben de herkese teşekkür ediyorum bu vesileyle. Tabii Srebrenica'yı anlatacağım biraz. Orada yaşanmış bazı hikayeler var. Onlardan da size bir şeyler anlatacağım ama Srebrenica katliamından bir 15-20 yıl öncesine dönerek size Yugoslavya'nın nasıl dağıldığını ve bugünlere nasıl gelindiğini, Srebrenica'ya katliamına nasıl gelindiği hakkında birkaç bir şey anlatmak istiyorum. 1970'li yılların ortasında Yugoslavya dünyada komünizmle yönetilip en iyi yaşayan ülkeydi. Refah seviyesi de diğer ülkelere göre çok yüksekti. Lideri de, Cumhurbaşkanı da Mareşal Tito idi. Oldukça eşitlikçi bir adamdı. Yani kimsenin dinine, ırkına pek karışmak istemiyordu. Mümkün olduğu kadar yumuşak davranıyordu. Tabii o zaman kimler vardı Yugoslavya'da? Sırplar var, Boşnaklar var, etnik gruplar var, Hırvatlar var, Makedonlar, Slovenler, Kosovalılar, Karadağlılar. 70'li yılların ortasında yavaş yavaş şey konuşulmaya başlanıyor. Ya biz ana dilde eğitimi biz de alalım. Herkes kendi dilinde ana dilde eğitim alsın. Bu da resmileşsin. Bayrağın yanına biz de bayraklarımızı koyalım. Ülke öyle yönetilsin. Tabii bu dilleniyor yavaş yavaş. Basında yer alıyor. İnsanlar arasında konuşulmaya başlanıyor. Tito'nun danışmanları gelip Tito'ya bunu anlatıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir şey istek var halkımızdan. Ne yapalım diyor. Ya diyorlar bir referandum yapalım. Bakalım halkımız bunu hakikaten istiyor mu istemiyor mu? Ve bir referandum yapılıyor. Bu referandumda çok yüksek bir yüzde ile evet çıkıyor. Ve bütün gruplara hem ana dilde eğitim hem kendi bayraklarını da Yugoslavya'nın bayrağının yanına konmasına izin veriliyor. Birkaç sene sonra 1980 senesinde Tito ölüyor. 1991'de de Yugoslavya parçalanıyor. 18 milyonluk bir Yugoslavya 7'ye bölünüyor. Küçük küçük devletçikler var şu anda hepinizin bildiği gibi. Herhalde en yüksek nüfuslu 4-5 milyon ve daha az. Tabii bunu niye anlattım? Niye böyle bir başlangıç yaptım? Bazen tarihten ders almak lazım. Eğer tarihten ders almazsak Allah korusun başımıza her şey gelebilir. Bazen Türkiye'de de bir takım istekler, konuşmalar oluyor. Kendilerine göre belki haklı taraflar olabilir ama bizim birlikte olmaktan başka çaremiz yok. Bu Anadolu coğrafyasında biz 1000 yıldır beraber yaşıyoruz. Kardeşçe yaşıyoruz ve bundan sonra da aynı şekilde yaşamamız gerekiyor. Tabii savaş nasıl başladı? İşte 90'lı yılların başında ortalık karıştı iyice. Herkes kendi tarafından çekmeye başladı. Bağımsızlıklar ilan edilmeye başlayınca. Tabii Sırplar da Yugoslavya'nın kendisinin olduğunu düşündüğü için de buna kendilerine göre bir müdahale etmeye kalktılar. Ve ortalık karışmaya başladığı anda Partizan ve Lech Mostar maçı var Belgrad'da. Partizan Sırpların takımı ve Lech Mostar da Müslümanların takımı. Orada olaylar başladı ve onlarca kişi katledildi Belgrad'da. O en son kıvılcım oldu işte. O kıvılcımdan sonra da tamamen ortalık karıştı. Zaten savaş başladı. Bu savaşın sonunda sadece Müslümanlardan 300 bin üstünde şehit edilen var. Bunun 44 bini kadın, 17 bini çocuk ve 20 binde kayıp var. Tabii Srebrenica'ya gelecek olursak da o gece neler oldu orada? Savaş başlamış, büyük bir katliam var. Batı her zamanki gibi seyrediyor. Müdahale etmiyor. Ölüye yatıyorlar. Avrupa'nın göbeğinde katliam var. Hiç kimse bir şey demiyor. Tabii Srebrenica'nın bir özelliği var. Birleşmiş Milletler askerlerini getiriyorlar oraya. Güya şey yapacaklar işte. Orada bir silahsızlanma, bir şey bölge, güvenli bölge oluşturacaklar. Ve başlarına da
Hollandalı bir general getiriyorlar. İsmi de Tom Karemans. Tabii o akşamın olduğu gün, o günün olduğu gün, bir gün önce diyor ki burası şey bölge diyor. Silahsızlanacak bu bölge, güvenli bölge. Bütün Müslümanların evinden silahlarını toplatıyorlar. Burada silaha gerek yok, biz varız, bize emanetsiniz. Hatta orada anlatıyorlar. Diyorlar ki bu Hollandalı askerler bize yemek veriyordu. Bizle akşamları top oynuyorlardı, bize çok yakın davranıyorlardı. Biz bunları çok yakın dost zannettik. Ama o silahlar toplandıktan sonra da işte Sırpların lideri var o zamanki komutanları, Ratko Mladić. Bunlar anlaşmışlar. O gece videolarını seyrettim ben, mutlaka siz de izlemişsinizdir. O silahları toplattığı gece bu Hollandalı generalle Sırp general kadeh tokuşturuyorlar. Hollandalı general diyor ki Sırp generale, evet diyor, artık Türkler senindir, ne istersen yapabilirsin diyor. Kendisi de diyor ki evet diyor, Türklerden intikam alma günümüz geldi, bugün bu intikam alınacak diyor. Ve topluyorlar herkesi o meşhur akü fabrikasına, erkekleri kamyonlarla götürüp öldürüp gömüyorlar. Kadınları da orada tutuyorlar. Tabii orada ilk belirlemeye göre 8372 gibi konuşuluyor ama aşağı yukarı 20 bin kişi. Çünkü hala şu anda 12-13 bin kayıp var bulunamayan. Erkekleri infaz ediyorlar. Kadınlara günlerce orada tecavüz ettikten sonra kadınları da öldürüyorlar. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan en büyük katliamdır dünyada. Tabii bu olaylar olduktan sonra 1995 senesinde 3 sene geçmiş, katliam var Avrupa'nın göbeğinde. Diyor ki Birleşmiş Milletler, ya bir dakika diyor ya, bu savaş nereden çıktı? Dur biz bunu durduralım. Ne zaman diyorlar? Ne zaman ki Müslümanlar, Türkler ne zaman ki güçlendi, askerin ordusunu kurdu ve kazanmaya başlayacağı savaşta durdurdular. O zaman da bir Dayton Anlaşması imzalattılar ki o Dayton Anlaşması da hiçbir zaman Bosna'nın huzur içinde yaşamayacağının anlaşmasıdır. Ama bizimkiler mecbur kaldı, imzaladı savaş dursun diye. Şu anda bildiğiniz gibi Bosna'da 3 tane kanton var. Sırplar var, Müslümanlar var ve Boşnaklar var ve Hırvatlar var. Her birinin cumhurbaşkanı var. 8 ayda bir ülkede cumhurbaşkanı değişiyor. Bir cumhurbaşkanı konseyi var. Hiçbir karar alamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Özellikle bizimle ilgili konularda. Tabii bunun üstüne 2002 yılında bir rapor hazırlandı. Hollandalılar dedi ki, evet biz dedi katliamı önleyememişiz ve 2002 senesinde Hollanda hükümeti toplu istifa etti. Sonra Birleşmiş Milletler işte 23 Mayıs 2024'te bir karar aldı. 11 Temmuz Srebrenica soykırımını anma günü ilan etti. 193 üye var, 84'ü evet demiş, 19'u red, 68'i çekimser. Tabii bu nedir? Cinayet işleyen katil bir de gidip cenazesini dağılar. Kendilerine göre günah çıkarıyorlar. Ama zamanında müdahale etseydiniz de bunlar olmasaydı. Tabii bir sürü hikaye var orada ama vaktimi iyi değerlendirmek için mutlaka biliyorsunuz ama birkaç tane belki de bilmediğiniz hikayeler vardır. Onlardan size bahsedeyim biraz. Savaş bitti. Ben ailece o savaşı orada yaşamış ve bizzat içinde bulunmuş bir ailenin çocuğuyum. Biraz evvel konuşmacı bir arkadaşımız şey söyledi. Göçmen diyorlar size, işte sığınmacılarla veya bilmem kimlerle karıştırıyorlar. Bunu sakın kimse karıştırmasın. Benim atalarımı Osmanlı Konya'daki Karaman bölgesinden oraya göndermiş uç beyliği yapmak için. Yüzyıllarca kalmışız. Sonra tekrardan geri çağırmış, biz gelmişiz. Onun için kimse Balkan Türklerini sığınmacı, göçmen veya başka bir dille adlandırmasın, sizden rica ediyorum. Tabii savaş bitti. Savaş bitti. 20 bin kayıp var. Kimsenin haberi yok bu toplu mezarlardan. Sabahları Bosna'da kahve içme kültürü vardır. Böyle büyük cezve yaparlar. Herkes 4-5 tane kahve içer. Tabii kayıplar içinde eşini kaybetmiş, anasını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Karşıya bir kahve daha koyarlar ve o bir gelenek oldu sonra. Neden yoksun? Stotenema boşnakçası. Neden yoksun diye bir böyle bir ritüel yapıldı. Herkes kayıpları arıyor ama kimse bulamıyor. İşte şu meşhur mavi kelebekler hikayesi. Hikayenin de aslı tam şöyle. Kayıplar var, bulunamıyor. Bu mavi kelebekler bir vadiye geliyorlar. O vadide çeşitli çiçekler var.
Ama sadece o bu mavi kelebekler Artemis çiçeğine konuyorlar. Yani bu sembol olarak Srebrenica çiçeği dediğimiz Artemis çiçeğine konuyorlar. Sonra akşam kaybolup gidiyorlar. Bu günlerce, haftalarca sürüyor. Ya diyorlar, bu nasıl bir iş? Takip ediyorlar, bulamıyorlar. Bilim adamlarını çağırıyorlar. Diyorlar ki, gelsenize ya, burada bir doğa olayı var. Biz bunu çözemedik. Bilim adamları geliyor. Bakıyorlar, bu mavi kelebekler her gün geliyorlar o vadide. Bir sürü çeşit çiçek var. Sadece buna konuyorlar. Ya diyorlar, dur bunları biz takip edelim. Akşam nereye gidiyor bunlar? Akşam bunları takip ediyorlar. Bunlar bir tane vadiye geliyorlar. Sadece Artemis çiçekleri var. Bu böyle her gün gidiyor, geliyor, gidiyor. Hep aynı şey. Diyorlar ki, akşam bu kondukları Artemis çiçeğinin olduğu vadiyi bir kazalım bakalım buradan ne çıkacak. İşte arkadaşlar, orayı bir kazıyorlar. Bu en büyük toplu mezar orada çıkıyor. Bu da bir Allah'ın hikmeti olarak bu mavi kelebekler ve bu Artemis çiçeğinin manasını bize gösteriyor. Şimdi o kahve içiyorlar ya sabahları. Bosna'ya tabii gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Bosna'da kahvelerin kulbu yoktur. Yani kahveyi böyle içeriz ya biz bu üç parmakla. Kulp yoktur. Bunun da nedeni şudur. Savaş zamanında Sırpların o aşırı fanatikleri olan Çetnik diye tabir edilen insanların bir tane selamı var. Bu selam da şudur, buradan göstermek istemiyorum. Serçe parmağını ve yanındaki yüzük parmağını kapatarak üç parmağını havaya kaldırıp Çetnik selamı yaparlar bunlar. İşte savaş zamanında Müslümanların serçe parmağını ve yüzük parmağını kestiler. Dediler ki, bundan sonra siz kahve içerken Çetnik selamıyla kahve içeceksiniz. Üç parmakla içeceksiniz. Onun için savaştan sonra bütün kahvenin kulpları, fincanların, kahvelerin fincanları kırıldı, kulpları, ve Bosnalılar şöyle içer, göstereyim. Hilal şeklinde doğal olarak böyle içer kahvesini. Çünkü kulp yoktur o fincanlarda. Bunu bile dayattılar o zaman. Yani illa bizim selamımızla siz kahvenizi bile içerken bizi aracaksınız diye. Tabii Müslümanlar bunu kabul etmedi. Türkler bunu kabul etmedi. 1994 senesinde ben Belgrad'a gittim, o zaman savaş devam ediyordu. Ana haber bültenlerini dinliyorum orada. Aynen şöyle söylüyorlar. Şimdi Balkanlara gittiğinizde görmüşsünüzdür. Balkanlardaki herhangi bir ülkedeki bir Müslümana Turçin derler. Turçin Sırpça Türk demek. Yani Müslüman demezler, Boşnak demezler, Makedonyalı, Kosovalı demezler. Turçin derler. O gün ana haber bültenlerinde diyor ki, bugün yapılan diyor çatışmalarda diyor 275 tane Türk'ü öldürdük diyor. Yani onların bize bakış şekli ve bakış açısı aynen böyledir. Onun için biraz önce söylediğim gibi onlar bizim direkt ailemizdir. Direkt bizim soyumuzdur oradaki insanlar. Ve gene bir gün ben siyasete başladığımda bir televizyon programında bana dediler ki, siz Balkanlardan geliyorsunuz herhalde, nereden geliyorsunuz dediler. Ben de dedim ki, Türk'üm demenin zor olduğu yerden geliyorum ben. Spiker baktı, ne diyor bu acaba? İşte Balkanları bilmeyenler benim ne dediğimi zaten anlayamazlar. Biz eğer oradaki Balkanlardaki soydaşlarımıza sahip çıkmazsak, eğer onlara gerekli desteği vermezsek, inanın oradaki zayıflama bizim ana vatanımızda bizi zayıflatacaktır. Onun için biz Balkanlara her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii bir hikaye daha anlatayım size. Şimdi rahmetli Ali İzzet Begoviç, arkadaşlarımın hepsi, konuşmacıların hepsinin söylediği o meşhur sözünü söylemiştir. Katliamları unutmayın, soykırımları unutmayın. Çünkü unutursanız bu tekrarlanacak yani. Bu tarihte hep böyle olmuş. Ve savaş sırasında da rahmetli Ali İzzet Begoviç diyor ki, biz onlar gibi davranmayacağız. Biz intikam almayacağız diyor. Biz adalet istiyoruz diyor. Bu Türklüğün, Müslümanlığın ferasetini göstermektedir. İşte bu büyük lider savaşın bitiminde Mostar şehri var. Mostar o bölge ağırlıklı Hırvatların yaşadığı bölge. Dünyanın Hun Tepesi var yukarıda, yüksek bir tepe. Dünyanın en büyük hacını diktiler oraya betondan. Yani uçaktan böyle inişe geçtiği zaman uçak tam bile görünen bir, çok büyük bir haç yaptılar. Tabii bütün bu olan olayların, yüzyıllardır olan olayların, Haç ve Hilal Savaşı'ndan doğan
itilaftan dolayı ve mücadeleden dolayı olduğunu da zaten hepimiz biliyoruz. Tabii Hırvatlar orada bir gövde gösterisi yapmak için dünyanın en büyük hacını diktiler oraya. Ve oranın generali, ismi şu anda aklımda değil, rahmetli Ali İzzetbegoviç'i çağırıyor. Diyor ki, Ali'ye diyor, sana diyor bir şey söyleyeceğim. Bu kadar savaştınız, ettiniz diyor. 300 binden fazla diyor şehit verdiniz. Ama görüyorsunuz diyor, biz buraya gene de diyor, Bosna'nın diyor göbeğine diyor, dünyanın en büyük hacını diktik diyor. Ne diyorsun bu konuda diyor. Ali'ye rahmetli bakıyor. Diyor ki, akşam sana cevap versem olur mu diyor. Tabii diyor, niye akşam, öyle diyor. Akşam cevap vereyim ben sana. Akşam oluyor. Ali'ye geliyor. Tekrarlasana diyor bir daha diyor. Ne sormuştun bana diyor. Hırvat diyor ki, Hırvat general, dünyanın en büyük hacını diktik. Bakalım sizin hilaliniz, böyle bir hilal dikebilecek misiniz diyor. Ali'ye de gel diyor, sana bir şey göstereyim. Gökte de bir hilal var akşam. Bak oraya iyi bak diyor. Siz ne kadar büyük haç yaparsanız yapın, hiçbir zaman o hilali geçemeyeceksiniz diyor. Ve tarihi bir cevap veriyor. Onun için şu anda da aynı şey işte 95, 2004, 2003, 2023 aynı şey Gazze'de yaşanıyor arkadaşlar. Yani bunlar hiçbir zaman durmayacaklar zaten. Hep devam edecekler bu işe. Onun için bizim birlikte hareket etmemiz lazım. Birlik olmamız lazım. Biz birbirimize yapışmamız lazım ki bu Türkiye Cumhuriyeti'ni, dünyanın en güzel memleketini, dünyanın hakikaten bir cennet varsa bu dünyada, onun da Türkiye olduğunu hepimiz biliyoruz. Sahip çıkmamız lazım. Evet, siyaset yapıyoruz. Evet, çeşitli düşüncelerimiz olabilir. Ama birinci düşüncemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar etmektir ve onu yaşatmaktır. Bunu da bize kim söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Biz o zaman ona göre davranmamız lazım, ona göre hareket etmemiz lazım. Ben tekrardan teşekkür ediyorum böyle bir oturum yapıldığı için, bütün partilerin buna evet dediği için. Şu anda da Bosna'dan bizi seyrediyorlar ve inanın çok memnunlar. Birkaç tane telefon aldım ben. Dediler ki böyle bir oturum olacak, doğru mu? Dedim tabii ki böyle bir oturum olacak. Hem güzel olan tarafı da dedim, daha da iyi olan tarafı, bütün partilerin ortak isteğiyle ve ortak imzasıyla yapılıyor. Ve bütün partililer de bununla ilgili gerekli konuşmaları yapacaklar dedim. Çok mutlu oldular. Ben, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün biraz duygusallık var tabii ama normal bu da. Ama bir kez daha söylüyorum, birlikten beraber olmaktan başka çaremiz yok. Bu cennet vatana biz sahip çıkmak zorundayız. Hepinize de beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür.